biraz ürünü prezentasyon tarafında birkaç dakikamızı ayıralım. Ne nedir, ne değildir? Yani kaçıranlar için tekrar olsun kısa olarak. Şimdi bu storage mimarisinde eskiden controller dediğimiz storage processor yani SP dediğimiz özellik Power Store'da not olarak karşımıza çıkıyor. Yine array dediğimiz base enclosure olarak karşımıza gelmekte. Yine disk array enclosure'larda hani çok fazla değişmese de expansive enclosure olarak isimlendirilmekte. Appliance yeni bir isim modeli Power Store içerisinde. Yine SC serisini bilenler, cluster mantığını bilenler daha doğrusu, burada da cluster isimlendirmesini görecekler. Şimdi Power Store'da iki tane modellemeler var. Her modelin kendine ait beşer tane de cihazı var. İşte 1000, 3000, 5000, 7000, 9000 serileri bunlar. T serisi ve X serisi. X serisi ve T serisindeki fark ne diye soracak olursak da T serisinde direkt file ve NAS olarak storage'u bağlayabilirken, ilerletebilirken X serisinde de üzerinde ESXi Hyper-User Deployment olarak geliyor. Yani biz burada aynı zamanda sanal yönetimlerimizi de yapabiliyoruz. Daha dedikleri bir VM veri vCenter create ederek başlatıyor size X serisinde. Yine farklarından biri de T serisinde cluster yapabiliyorken X serisinde yapamamamız. Hani basitçe bunlardan bahsedebiliriz. Türkiye'ye 3000 serisi ve 7000 serisi gelmemekte. 1000, 5000 ve 9000 serileri genel olarak satılmakta. Buradaki memory per appliance dediği işte kapasitesi ne kadara kadar çıkıyor görüyorsunuz. Yani terabaytlara kadar çıkabildiğini, maksimum kapasiteyi olduğunu görebiliyoruz. Intel Xeon işlemci çalışıyor. Üzerinde drive disk olarak da NVMe SCM olan SSD ve enclosure'larda da SAS SSD sadece mount edilebiliyor. Burada ufak bir detay ya SCM kullanıyorsunuz SSD olarak ya da normal NVMe'nin SSD'sini kullanıyorsunuz bir base enclosure'da. Yine embedded portlara geldiğimizde 4 tane 25 GB Ethernet ya da 10 ya da bir optical bağlayabiliyorsunuz. Ya da Tenji ya da yine 1G BST dediğimiz 4 tane entegrasyonu var. Yine I/O modüllerinde de 32, 16, 8 Fibre Channel desteği var. T modüllerinde only dediği olayda yine bağlantılar gerçekleştirebiliyorsunuz. Üzerinde 25 tane disk oluyor, drive oluyor. Drive diyelim hatta direkt olarak. Expansion shelf'lerde de direkt SSD, SAS SSD kullanabiliyoruz. Yine bir overview mantığında bakacak olursak T modellerinde cluster gerçekleştirebiliyoruz bu şekilde. Yani 4 tane appliance'ı tek bir T modeli altında atıyorum 1000, 3000, 7000, 9000 modelleri olduğunu düşünün. Karma bir modelleme olduğunu düşünün T içerisinde. Bunları cluster hale getirebiliyorsunuz. Scale up ya da scale out büyütebiliyorsunuz ama X modelinde appliance bir appliance kadar ilerleyebiliyorsunuz. Bir sonraki versiyonlarda onlarda da cluster modellemesi gelecek. Yine üzerindeki drive'lara bakarsak eğer NVMe NVRAM drive'lar var. Son 4 slotta 7000 ve 9000 serilerinde 4 slot doluyor. 1000 ve 3000 ve 5000 serilerinde son 2 slotta bu RAM'ler kullanılmaktadır. Onun dışında normal kullandığımız zamanda yani sıfırdan 20'ye kadar kullandığımız drive'lar ya NVMe SCM olabilir ya da SSD olabiliyor. Yani ki karar vermemiz gerekiyor bu durumda. Biraz daha ürün özelliklerinden bahsettikten sonra demoya geçeriz. Yine arka tarafında SAS Expansive Shelf bağlamak için kullandığımız kablolar, management 1 GB portları var. MES dediğimiz yine portlarımız mevcut. 25, 10 ya da 1 GB Ethernet'le bağlayabiliyorsunuz. Yine I/O modülleri var. 32, 16, 8
Firewall Channel desteği mevcutmuş bu durumda. İki tane not var bunun üzerinde. Yani onu attık sen başında. Birinci not A nodu aşağıda, üstündeki de B nodu. Yani bir not gittiği zaman B nodundan da çalışmalar devam edebiliyor. İçerisine baktığımız zaman nodun burada iki tane yine Xeon Process işlemcisi mevcut. Genel olarak baktığımızda 24 tane DMM slot mevcut, RAM bellek mevcut. Bunların kapasitelerini de paylaşacağım. 7 tane normal fan var. Yine yedek bir tane bateri unit var. Power supply mevcut. Embedded modülleri ve port mezleri de mevcut. Yani burada Lewisburg chip dediği de compression ve application'a, yani all SSD olduğu için, all flash olduğu için daha doğrusu, compression ve application'ı daha öne plana çıkartan bir chipset. Bayağı da bir efektif var. Kullanılıyor diğer rakiplerine göre karşılaştığımız zaman. Tam şu ortasında da M2 device dediğimiz işletim sisteminin çalıştığı, yedekli çalıştığı yer. Onu da tam ortaya, güvenlik nedeniyle tam ortaya koymuşlar. Burada hızlıca geçecek olursak. Demoya geçmek istiyorum aslında. Bunları geçen hafta anlatmıştık. Okay. Şöyle yapalım. Biz demoya geçelim. Şimdi sunum buraya kadar olsun. Tekrar tekrar geçen hafta da anlattığımız şeyler. Basit olarak yani ne yapıyoruz? T modeli, T modelinde de 5 model var. T modelinde de 5 tane cihazımız var. X modelinde de 5 tane cihazımız var. X Hypervisor destekli geliyor. T modelde de direkt karşımıza şey olarak çıkabiliyor. Class olarak çıkabiliyor. SAS ve file olarak ve NAS olarak bağlayabiliyoruz. Şimdi biraz GUI'dan bahsedecek olursak. Yine bildiğiniz gibi benzer bir arayüz ama biraz daha farklı diğer Unity'lere göre, SC serilerine göre. Şimdi karşımıza dashboard'da 3 tane ana başlık karşımıza çıkıyor. Overview, Capacity ve Performance. Overview'e baktığınız zaman appliance sayınız, 2 tane appliance olduğunu, işte ne kadar cluster'da kaç appliance varsa bunu görebiliyorsunuz. Yine keza kritik alert ve de majör, minör uyarılarınızı takip edebiliyorsunuz bu şekilde. Yani direkt overview olarak karşınıza çıkabiliyor. Blok bağladıysanız kaç tane volüm olduğunu, kaç tane host'a bağlı olduğunu ya da kaç tane volüm gruba bağlı olduğunu gösteriyor. File tarafında yani SMB Shares dediğimiz file blok ya da NFS Export dediğimiz file bloklu paylaşımlarda da ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz. Kendinize bir watchlist yaratabiliyorsunuz. Burada baktığınız zaman mesela SAP HANA data dediğimizde ne kadar saniyede ne kadar I/O geçiyor, latency var mı, bandwidth ne durumda? Bu şekilde hazır watchlist'ler yapabiliyorsunuz dashboard'unuzu. Bunları customize edebiliyorsunuz, yani düzenleyebiliyorsunuz. Yine buradan tıkladığınız zaman sizi yönlendiriyor. İlgili butonun altına doğru gönderiyorsa storage'un volümler kısmı örnek olarak vereceksek ya da host kısmı fark etmez. Kapasiteye geldiğimiz zaman burada fiziksel bir kapasiteden bahsediyoruz. Hani 109.3 terabayt burada fiziksel kullanılabilir bir kapasite var. Şu anda 18 terabayt kullanıldığını, %16.9 doluluk oranını gösteriyor. Yine burada yani storage'da olmasını beklediğimiz ve kullanışlı grafiksel anlamda neleri görebiliriz? Bunlara bakalım birazdan. Mesela daha çok performanslı bunlar işimize yarıyor ama görsel olarak buradaki doluluk oranlarını takip edebiliyorsunuz. Hani ne kadar sürede benim datam yükselmeye başladı. İşte son bir ayda datam ne kadar ilerledi? Son işte 2 yılda datamın büyüme oranları nelerdir? Yani neye göre benim grafiğim ilerliyor? Bunlara bakabiliyorsunuz. Yine aşağısına baktığınız zaman buradaki oranları da overall efficiency, snap saving, tint saving dediğimiz oranları size yine tek bir dashboard'da gösterebiliyor kolayca. Buradan sonra performansa geçelim. Burası gayet güzel, hani kullanışlı ve
2 yıla kadar geriye gidebiliyorsunuz açıkçası. Örnek vereyim, son 24 saate baktığımız zaman sadece latency'leri görmek istiyorsanız latency'lerin durumlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ya da IOPS, bandwidth hepsini göreceğim. Ben buna göre anlamlandırmak istiyorum derseniz buna göre seçebiliyorsunuz. Daha da fazlası var. PNG imaj olarak PDF, JPEG ve da CSV dediğimiz modellerle çıkartabiliyorsunuz, type'larla. Yani işinizi kolaylaştıracak çözümler aslında. Sadece mesela ben latency'nin detaylarına inmek istiyorum derseniz read latency, write latency nerede yükseliyor? Bunlara bakabiliyorsunuz. Ya da IOPS değerlerin benim için önemli. İşte write IOPS'lar daha çok önemli ya da read IOPS'lar daha çok önemli derseniz buna göre genişletebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Zoom özelliği var. VMware'deki gibi ya da storage'da olmasını beklediğimiz yine özelliklerden bir tanesi. Yakınlaştırabiliyorsunuz. Hani 75 bin IO'ya kadar çıkmış mesela total IOPS. Bunların ne kadarı read, ne kadarı write, bunları gözlemleyebiliyorsunuz. Reset derseniz de eskiye geliyor. Şimdi buraya kadar sorunuz var mıdır? Sorunuz varsa isterseniz sorabilirsiniz. Okey. Şimdi şöyle yapalım. Hardware tarafında, şimdi bu butonları tek tek anlatacağım ama step by step gidecek olsak da yine işimize yarayacak. Hardware tarafında baktığımız zaman üzerindeki appliance'lar gözükmekte. Örnek veriyorum, appliance 1'e tıklayalım. Burada neler yapabiliyoruz? Yine appliance'a özgü kapasite, performans, port, alert ya da hardware tarafındaki durumlara bakabiliyoruz. Mesela portlar dediğimiz zaman hangi portlar LSCP yapılmış, up durumda, hangisi down durumda, ne kadarını kullanıyorum, bunlara bakabiliyorsunuz. Ya da bu appliance'in doluluk oranı ne kadardır? IOPS değerleri ne kadardır? Bunların detaylarını inebiliyorsunuz. Biraz hardware tarafında duralım. Hardware tarafı yine adminlerin hoşuna giden böyle görsel bir estetik kazandırmış. Yine yani diskin özellikleri mesela. Örnek veriyorum, bir diske tıklıyorum. Bu NVMe SSD disk olduğunu söylüyor. 7 TB kullanıldığını. Base 2 ve Base 10'larda 7.7 TB olduğunu söylüyor. Port numarasına kadar, işte seri numarasına kadar encrypted mı, encrypted değil mi bunları söylüyor. Açıkçası cihaz, yani genel bir bilgi veriyor nereye tıklarsınız. Rear view dediğimiz zaman arka tarafındaki özellikleri size söylüyor. Bildiğiniz hani buradan bakarak ürünü öğrenebilirsiniz bile. İşte şuradaki portların kaç gigabit olduğunu örnek veriyorum. Buradaki MPU değerlerinin ne olduğunu, mesela 1 gigabit portlar, management portları ya da buradan işte 25, 10 ya da 1 gigabitine bağlayabileceğiniz mesh portlar, IO modellerine bakabiliyorsunuz. Nodun tamamına bakıp, yani nod A'ya bakıp nod B'ye de ayrı ayrı bakabiliyorsunuz. İşte power durumu nedir, kablo durumu nedir, bir alert var mı, bunları inceleyebiliyorsunuz. Node A derseniz komple seçtirebiliyor. Yine internal view diyebiliyorsunuz. Yine yani incelemek isteyenler bu şekilde de bakabiliyor. Hangi nodun neresinde bir problem var, alert var mı yok mu, atıyorum fanlar bozulabiliyor. Örnek veriyorum, fan değişimi yapılırken hangi fanı değiştirmem gerekecek, alert işte soldaki slot 5'teki fanda mı problem var gibisinden yorumlar çıkartabiliyorsunuz. Yine keza cihazı buradan power'dan ya da reboot edebiliyorsunuz. Ya da nodu reboot edebiliyorsunuz en basitinden. Burası biraz tabii tehlikeli, dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hardware tarafı bu şekilde. Yine sağ taraftan settings'e geleceğim. Burada cluster'ınızın ismi yer almakta. Yine her Postor'un kendine ait bir global ID'si vardır. Burada da global ID'nizi görebiliyorsunuz. Upgrade'ler T modellerinde yani upgrade'ler Postor'larda non-disruptive oluyor. Yani kesintisiz oluyor. Bir not upgrade olduktan sonra diğer noda
update işlemi gerçekleşiyor. Bu sayede benim datam her zaman erişilebilir oluyor. Yani herhangi bir downtime, yani kapatmıyorum, erişimi kesmiyorum şu olarak baktığımız zaman. Çünkü İngilizce kelimelerde kullanmak istemiyorum ama maalesef her şey İngilizce olduğu için arada kaçıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Lisans modellerine yine bakabiliyorsunuz. Yani lisansınız aktif mi değil mi? Cluster'ı power down edebiliyorsunuz. Yine tehlikeli yerlerden bir tanesi. Bizi ilgilendiren bir saniye. Audit log'larına bakabiliyorsunuz. Hani burada şimdi management, kullanıcı management yaptığınız zaman işte Gökhan kullanıcısı ne yapıyor? İşte storage volume yaratmış ya da storage volume'ini silmiş, unexport etmiş, unmap etmiş gibi. Buradan audit log'larını yapabiliyorsunuz ve kendinize çıktı alabiliyorsunuz bu şekilde. Yine burada önemli olan yerlerden bir tanesi. İşte SNMT server'la entegre edip mail entegrasyonu yapabiliyorsunuz hızlıca. Support assist'te bunu enable ettikten sonra connection kuruyorsunuz. Gateway üzerinden connection kuruyorsunuz. Olası bir durumda support size bağlanıyor. Arkadaki sorunu çözmeye çalışıyor da atıyorum disk arızası varsa ona göre size disk gönderiyor gibi düşünebilirsiniz. Yine çok fazla kullanıcı yönetimlerini yine settingslerden yapabilmektesiniz. İşte nasıl olsun, storage admin mi olsun, operatör mü olsun, VM adminliği mi yapsın, işte daha çok X modellerinde karşımıza çıkacak olan kullanıcılar. Bu şekilde yönetim yapabiliyorsunuz açıkçası. Yani hani support entegrasyonları, lisans yönetimlerini yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi overview'de kapasite, performans ve overview tarafını görebiliyorsunuz tek bir dashboard altında çok rahat bir şekilde. Şimdi başka neler anlatalım? Biraz daha notlarıma bakıyorum şu anda. Buraya kadar sorunuz varsa isterseniz sorun, hani soru cevap şeklinde ilerlersek daha interaktif olacaktır. Şimdi buradaki sekmelerden biraz bahsedelim. Monitör tarafına geldiğiniz zaman alertleri, bu alertlerin ne olduklarını, mesela üzerine tıkladığınız zaman alertler hakkında ne yapabilirsiniz? İşte support'u mu bildireyim, yoksa işte mesela burada çok özel bir durum, asset migration diye bir repair flow önermiş bana. Örnek veriyorum, bu A1 appliance üzerindeki doluluk oranı arttığını ve diğer A2'ye taşımam gerektiği şekilde bana önerilerde bulunuyor. Mesela asset migration dersem gidecek appliance 1'den ilgili volümleri taşıtacak. Yani örnek veriyorum, şu buraya geliriz ilerleyen bölümlerde ama hani bu şekilde alert, sadece alert vermiyor, size tavsiyelerde de bulunuyor aynı şekilde alert tarafından. Events tarafında yine eventslere bakabiliyorsunuz. Job tarafında hangi joblar çalışıyor, last week dersik daha çok şey çıkacaktır. Gördüğünüz gibi hani hangi joblar çalıştıysa görebiliyorsunuz yani devam ederek. Compute tarafında hostları ya da host gruplarını yine bu şekilde görebiliyorsunuz. İsterseniz add hostel dediğinizde karşınıza bu şekilde ekran çıkıyor. İşte test diyeyim, işletim sistemi ESXi olsun. Bundan sonra bana Firewall Channel'ı ESXi'den mi bağlamam gerektiğini, bundan sonraki adımda da işte SN zoning'lerini ya da bağlantını yaptıktan sonra host initiator'larını görebilmemi sağlayacak. Şu anda test olduğu için bir şey yapmadım, öylesine gösterdim. Mesela ilgili bir tane herhangi birine tıklayalım. ESXi FC demişiz. Burada initiator'lar, identifier tarafını görebiliyorsunuz. Hangi protokolü kullanmış, ISCSI mi, FC mi ve hangi volümler var bu ESX üzerinde, bunları görebilmektesiniz. İsterseniz buradan tıklayıp ilerleyebiliyorsunuz. Ya da ben host ile host grup olarak da makinelerimi
tek bir çatı altında birleştirebiliyorum. Yine bu imkanı sağlıyor. Eğer VMware entegrasyonu yaparsanız, yani buradan vCenter entegrasyonu yapabiliyorsunuz. Şimdi launch dersem açmayacak ama şöyle yapalım. Buradan entegre ediyorsunuz. Yani kurarken de yapabiliyorsunuz, sonrasında da yapabiliyorsunuz. X modellerinde zaten ESXi deploy geldiği için class sizden bir tane muhakkak girmenizi istiyor. Yani geçemiyorsunuz adamı. Antiparantez olarak söyleyeyim. Üzerindeki VM'leri görebiliyorsunuz. Yine buradan mesela watchlist'e ekleyebilirsiniz. Protection policy'ye ekleyebilirsiniz. Bunların ne olduğunu böyle ilerleyen bölümlerde de anlatacağım. Storage tarafına gelelim. Burada direkt volume olarak bağlayabiliyorsunuz. Yani volume yaratabiliyorsunuz daha doğrusu. Ya da volume grupları tanımlayabiliyorsunuz. Örnek olacak olsak bir tane volume yaratalım beraber. Mesela adı da demo volume olsun. Kaç tane bu volümden yaratmak istediğinizi soruyor ve bir tane işte 10 GB bir volüm yaratayım. Hangi appliance'a place etsin? Yani appliance default yaparsam hani hangisi uygunsa o sırada ona gidecektir. Buradan seçebiliyorsunuz. Yine volüm gruba üye olsun mu? Var olan volüm gruplarından yaratabiliyorsunuz, yani seçebiliyorsunuz. Daha önceden yaratmış olmanız gerekecek. Yine protection policy dediğimiz, biraz protection policy üzerinde durabilirim şu an çok kısa bir şekilde. Protection policy sizin snapshotlarınızı ve replikasyonlarınızı yöneten bölüm. Burada eğer ben protection policy 1 dersem bunun özelliklerine göre bu arkadaş snapshot alınacak. Atıyorum günün günde 2 defa 12 saatte bir alınsın. İşte 5 gün tutulsun, 10 gün tutulsun şekilde retention dedim, saklama süresi belirleyebiliyorsunuz. Ya da replication dediğimiz yani A'dan B'ye gönderilirken atıyorum işte bir saatte bir gönder şeklinde ayarlayabiliyorsunuz replication policy altındaki bölümden. Yine bunun performansı ne olsun? High, medium mu, low mu? Yani burada öncelik tanınıyor. Default bırakabiliriz bunları açıkçası şimdi. Next dedim. Bağlamak istediğiniz makine seçtiriyor. Herhangi bir yere şu an bağlamak istemiyorum. Create dedikten sonra burada sağ üst tarafta şu anki job'larım çalışıyor. Yani dolu oranlarını takip edebiliyorum bu şekilde. Yine bu devam ederken bir tane volüm grubu oluşturalım. Create diyeceğim. Burada yine protection policy'leri volüm gruplara bağlayabiliyorsunuz basitçe. Yani volüm grupları protection policy'ne bağlarsanız ufak bir antiparantez. Eğer mesela snapshot alındığı zaman volüm grubunun içindeki tüm volümleri o grubun altındaki üyelerin hepsini snapshot'ını alır. Böyle bir durum var. Şimdi bayatmış olduğum volüm grubu mesela tıkladığım zaman yine bunların performansını, protection policy var mı bunlara bakabiliyorsunuz. Kapasitesine bakabiliyorsunuz. Ne kadar kullandığını. Herhangi bir volüm eklemediğimden dolayı herhangi bir kapasite görmüyor bu açıkçası. Şuradan existing volume deyip demo volümü seçeceğim burada. 10 GB'lık bir volüm. Gördüğünüz gibi bu bilgiler de belli dakika aralıklarıyla güncelleniyor. Buraya geldi açıkçası. Buradan şimdi volüm gruplarınızı yönetebiliyorsunuz. Yani modify edebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz. İşte assign protection policy dersem birazdan gideceğimiz ikona gideceğiz. Hani snapshot rule'larını ve replication rule'larını tanımlayabiliyoruz açıkçası oradan. Ya da support materials mesela support için bir trouble edilmesi gerekiyor. Bir sorun var. Bunun bilgi toplayabiliyorsunuz.
New Volume yine ekleyebiliyorsunuz ya da yani create edebiliyorsunuz daha doğrusu New'den kastı ya da Existing Volume, var olan volümleri buraya dahil edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde Add to Watchlist derseniz bizim dashboard'a bunun saniyedeki IOPS'larını, bandwidth'lerini, latency'lerini gösterecektir. Yine hani öyle bir özellik eklenmiş. Storage Container tarafı daha çok vVol, yani VMware Vol dediğimiz, virtual Vol dediğimiz olay. Yine file system tarafında mesela file system, file log bir şey paylaşmak istiyorsunuz. NFS ya da SMB var. Bunları export edebiliyorsunuz. Yani SMB burada Windows'a uygun olarak ilerliyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. NFS'te Linux katmanında daha çok kullanılan şirketleri mantı ederek ilerleniyor ihtiyaç durumunda. Bir tane file system kayıt edelim mesela. Öncesinde şöyle yapalım. Bir tane nasıl server yapalım. Demasyonuz. Şu an bunun IP'si IP'sini kontrol etmem gerekiyor. Şimdi sonra şey yaparız. Bir saniye bekleteceğim. Şuradan ilerleyelim. Sırasıyla ilerleyelim. Karışın sonra. Mesela ESXi FC'ye bir tane volume mount işlemi nasıl yapılır? Bunu gösterelim şimdi. Ben yine storage'dan volume'u tanımladım. Geldim burada yarattım volümümü. Bunu istersen volüm grupları alabilirim ya da almayabilirim. Bu benim tercihim. Host tarafına gelip ilgili export edeceğiniz, yani bağlayacağınız ESX'i ya da Windows fark etmez hangi makine istiyorsanız map volüme gelip map'e tıklarsam bana ilgili yaratmış olduğum volümleri gösterir. Buradan seçiyorum. Apply diyorum. Evet diyor. Hani connectivity'yi check edecek. Continue dediğim zaman burada yine bir proses başlattı. Gördüğünüz gibi. Bitti. Şimdi yine storage üzerinden demo volume'e gelirsem host mapping tarafında bizim ESX sayımızı görebileceğiz. Yani hangi yere bağladıysanız bunları kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi NAS create edip sonra file creation'a bir adım atlamıştık. Şimdi tekrardan aynı geliyorum. Burada NAS demo diyelim. IP adresi bir. Next dedim. Sharing protokolleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani SMB mi olacak, NFS version 3 mi, version 4 mu? Bunları seçebiliyorsunuz. Yani sadece NFS olarak eklemiyorum. SMB olarak da burada ilerliyorum. Burada Windows Server tarafında Active Directory'ye join olacak mı, standalone bir work grubu mu gidecek? Bunları ilerleye seçebiliyorsunuz. Hemen şunların da bilgilerine girelim. Demo. Yine Unix Directory tarafında nasıl bir konfigür yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. DNS'ini enable edebiliyorsunuz. Şu an demo olduğu için bunları yapmayacağım. Create NAS Server dediğim zaman bu Store, Power Store üzerinden bir NAS alan yaratabiliyor duruma gelmiş olacağım açıkçası. Sonrasında bunu ben istersen file sistem olarak NFS ya da SMB olarak
Şehir edebileceğim karşı tarafa. Şimdi bunun kısaca gösterimini yapalım. Creation dedim. Yine file sistemlere geldim. Create dedim. Bunu da daha önce yaratmış olduğum NAS demo diye NAS server'ını seçiyorum. File sistem ne olsun? Demo file sistem diye isimlendirme yapalım burada. Burada başka bir şey diyebiliriz. Tamam, yeterli. Bunun size ne olsun diye soruyor bana. İstersen yüksek bir değer vereyim. Şu an 350 GB bir boşluk olmayacak. 350 GB bir file share, file sistem tanımlaması yapalım. NFS ne optional olarak karşıma çıkıyor. Yani ben burada istersem SMB olarak sadece ya da sadece NFS olarak ya da ikisini birden kullanabiliyorum. Demo NFS share diyelim. Next deyince bana konfigür edeceğim host soruyor. Yani nereye bunu mount edeceksin? Buradan add host dersem yine access type'ını soruyor. Bu da sormasını beklediğimiz bir özellik. Read write allow root seçeneğiyle buraya IP hostları ya da sadece bir tane IP adresini girebiliyorsunuz. Biliyorsunuz da 10.30 tamam. Save ettim. Tamam. Burada Linux katmanı yani sys minimum security bunu mecbur olarak seçtiriyor. Yine read write allow root diye genel tanımları verebiliyorsunuz ama ben bu makineye özgü read write allow yetkisi verdim. Yine SMB share olarak tanımlama yapabiliyorsunuz. Bunu da girelim hızlıca. Optional. Okay. Tamam. Next dedim. Bir protection policy'ye tanımlamak istiyor musunuz? Yani snapshot'ını günde kaç defa, haftada kaç defa, nasıl sıklıkla alacaksınız? Bunun tanımlamasını yapıyorsunuz aslında protection policy'de. Ve replikasyon tanımlamasını aynı şekilde. Yine burayı da boş bırakacağım şimdi. En sonunda bize bir özet çıkartıyor. İşte 350 GB'lık bir alana şu isimle paylaşıyorum. NFS export'u bu şekilde ya da SMB export'u JPEG'in bu şekilde olarak bana bir özet çıkartıyor. Buradan da kopyalayıp yapıştırabiliyorum ya da ilgili SMB share'e gelip ben bunun PET'ini aynı şekilde alabiliyorum. Birazdan bu da gelecektir. Evet, demo file sistemi olarak eklendi. 350 GB SMB sharing muhtemelen birazdan gelecektir bu bilgide. Şimdi biraz yavaş çalışıyor açıkçası. Bundan sonrasında ne yapabiliriz? Hemen notlarımı bakayım. Evet. Burada geçen hafta sunumda kotaları belirleyebiliyoruz söylemiştik. Yani user bazlı kota, tree bazlı kota bunları belirleyebilmiştik. Yine gördüğünüz gibi file sistemlerde demo file sistem dediğim zaman ilgili alanın performans ya da genel kapasite bilgilerini söylüyor. Yani her ürünün spesifik bu şekilde GUI'sinden yararlanabiliyorum. Yani hepsini gösterebildiği bir özellik var. User kotada önce bunu enable etmem gerekiyor. Yani siz bir user kota tanımlamak istiyorsanız bunu bu şekilde açıyorsunuz. Yani teknik arkadaşlar için söyleyeyim. Ondan sonra sizin bu kotanın ne kadar sıklıkla grace edeceğini yani uygulanacağını belirliyorsunuz. Sürekli bir telefon araması geliyor. O yüzden meşgul atıyorum. Bir anda kesiliyor sesim. Kusura bakmayın. Burada soft limit de belirleyebiliyorsunuz.
50 megawatt değil, 50 gigawatt olsun, 60 gigawatt da hard limit olsun. Burada soft limit nedir? Kullanıcı geçse de 50'den fazla, 51 GB olduğunu düşünürseniz yazmaya devam eder. Ama 60'a geldiği zaman 61 olmaz. Bu bizim hard limitimizdir. Öyle bilinenler için öyle söyleyebiliriz. Basitçe tabiri bu şekilde. Update dersem kotayı açmış olacağım ve bundan sonra user kotaları tanımlayabiliyor duruma geleceğim açıkçası. Yani sizin atıyorum Active Directory ortamında kullanıcılarınız var ve burada her kullanıcıya 30'ar GB'lık bir alan tanımlamak istiyorsanız hard limit 30 GB olduğunu düşünürsek bunları bu şekilde yapabiliyorsunuz. İlgili peti de alıp işte grup polisinden mesela basıp devam edebiliyorsunuz hani şeylerin altına, makinenin altına. Genelde şirketlerin yapmış olduğu özel demo lokal ve domainin Windows user olsun. Yine buradan da yaratırken yaratabiliyorsunuz. 10 olsun. Bir de 12. 12 kilowatt. Et dersem hard limit ve soft limiti olan bir kota tanımlaması yaptım. Şimdi şurada tree kota var. Tree kotada sub folder'lara kadar bir kota veriyor. Örnek veriyorum 50 GB'lık bir dosyanız var. Onun altındaki kota miktarı da yani ne kadar burada share ederseniz edin. Bunların hepsi burada vermiş olduğunuz soft limite ve hard limite takılıyor. Bu kullanıcı bazlı kota, bu da tree bazlı. Yani folder, sub folder bazlı kota tanımlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şimdi ben almış olduğum storage, yani yaratmış olduğum volume'u, kullanmış olduğum, almış olduğum kapasiteyi expand edebiliyorum. Nasıl edebiliyorum? Düşürebilirim ya da yükseltebilirim. Buradaki size'ı yükseltebiliyorum. Mesela bunu ne yapalım? 700 GB'ı çıkartalım. Apply diyorum. Hemen orada bir proses başlıyor ve hemen saniyesinde güncelleniyor. Yine buna istinaden file sistem tarafında mesela bir share alan yarattım ama bunu genişletmem gerekiyor. Yine modify'a geliyorum. Bunda 350'den 500'e olsun. Gördüğünüz gibi kapasitenin doluluk oranlarını görebiliyorsunuz. Yani bu demoda açıkçası storage üzerindeki yetenekleri kontrol edebiliyorsunuz çok basit bir şekilde. Şimdi protection tarafına geleceğim. Yani storage'e geldik, compute'e geldik, monitoring yaptık. Dashboard gösterdim. Bu protection tarafında neler yapabiliyoruz? Bunlara bakacağız. Sonrasında da sorunuz olursa sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Okay. Protection policy. Şimdi protection policy ne yarar? Dediğimiz gibi snapshot rule'larını ve replikasyon rule'larını tanımlamanızı yarar açıkçası. Yani sizin ilgili volümlerinizi ya da volüm gruplarınızı burada nasıl bir mentalitede yedekleyeceksiniz, saklayacaksınız, snapshot mı alacaksınız? Bunları otomize eden politika. Additional protection policy. İsterseniz politikayı direkt yaratabilirsiniz. İsterseniz snapshot ya da replikasyon tarafına gelip buradan rule'larınızı tanımlayabiliyorsunuz. Demo policy diyelim. Protection policy olsun. Description tanımını yapabiliyorsunuz. Snapshot rule dersem bana create ettiriyor. Yani burada ne yapayım? Mesela
daily snapshot dersem, burada her gün git işte 12 pardon 12 saat 12 saatte bir al, yani mesela böyle bir tanım yaptım şimdi kafamda. Gelip ben 12 saatte bir aldırabiliyorum ya da bunu 5 dakikada bir aldırabilirsiniz. Bunların hepsi ne oluyor? Bu snapshotların hepsi kapasiteden kullanılıyor. Yani Power Store'un üzerindeki işte 100 TB'lik bir alan varsa her snapshotta o kapasiteyi kullanılacak. Oraya bir snapshot kadar kapasite ayırması gerekecek. O yüzden bu protokolleri belirlerken dikkatli olmak lazım. Storage adminlerin zaten bildiği şey. Her 12 saatte snapshot'ını çıkarsın. Bunun da saklama süresi 7 gün olsun. Ve protokol, snapshot access olarak protokol mu olsun, snapshot mu olsun, bunlara bakıyorsunuz. Hani buraya geldiğiniz zaman da özelliklerin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani protokol derseniz başka yerlere de, ESX'lere de export edebilirsiniz örneğin. Snapshot derseniz bunları subdirect'te bir şekilde alt alta yazarak çıkartıyor. Yani bu default'ta protokol bizim işimizi görüyor açıkçası. Şimdi snapshot'ı yarattım. Create rule dedim. Gördüğünüz gibi create oldu ya da var olan bir snapshot'ı da alabilirdim. Replication rule da yaratabilirim. Bu opsiyonel tabii, yani bunu yaratmak zorunda değilim. Eğer replicate edecekseniz volümünüzü, volüm grubunuzu, işte ortamınızı, file sisteminizi, yani ne replikasyonu vermek istiyorsanız bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Destination var, bir tane default vermiş. RPO minimum 5 dakika olabiliyor. Default'ta önerilen 15 dakika aslında. Burada 1 saat olarak seçeceğim. Alert threshold dediği de 30 dakika boyunca, yani bu replikasyonda bir problem olursa 30 dakikayı geçtiği anda bana hemen bildir. Yani 30 dakika içinde de 5 dakika içinde bana bildirebilir. Bu şekilde tanımlar yapabiliyorsunuz. Benim şu an protection policy'm hazır. Yani ne yapacak? İlgili volümlere ya da volüm gruplara ya da herhangi bir yani volümlere ya da volüm grupları diyelim. Bağladığım snapshot protection policy gidecek 12 saatte her gün 7 gün saklayacak şekilde, zaten şimdi 7 gidecek ilgili volüm ya da volüm grubu snapshot'ını alacak ve Power Store Demo Destination'a da her 1 saatte bir şeyini yapacak. RPO'su 1 saat olacak şekilde replikasyonunu gerçekleştirecek. Yine bunu tek bir dashboard'dan gerçekleştirebiliyorum. Buraya kadar yani soracağınız soruları lütfen yazın. En sonunda cevaplamaya çalışacağım dediğim gibi. Burası kullandığım yer bu arada şey, WMC'nin demo center'ı. Eğer partnerlik sözleşmeniz varsa siz de bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Yani istediğiniz ürünün demosunu canlı olarak açabiliyorsunuz. Normalde ofise yurt dışından gelecek bir Power Store vardı. Demo olarak kuracağımız satın alındı. Yetişmediği için demo center'dan ilerledik maalesef. Bizim kendi ortamımıza göstermek isterdik yani normalde demodan değil. Bu adminsel arayüz bu şekilde. Yine migration tarafına biraz gelelim isterseniz. Bunu da anlatayım. Sonrasında webinarımızı bitirelim. Aslında webinar daha uzundu. Yani daha teknik içerikli bir webinar yapalım diye kararlaştırmıştık. Ama bugün bu ilk demo, virtual demo olduğunu hesaba katarsak ileride yine bir technical, daha da detaylı bir webinar yaparız. Şu anda bir arayüz tanımlamaları nasıl oluyor? GUI'de neler var? İşte storage altına girdiğim zaman volume nasıl create ediliyor? Nasıl extend ediliyor gibi
böyle basitçe tutmaya çalıştım açıkçası. Migration tarafında da eğer sizin elinizde işte Dell tarafından yine konuşuyorum. Dell'in Unity'si varsa, Linux'i varsa, SC serisi varsa, PC serisi varsa bunların migration'larını Power Store'a yine Power Store'un GUI'sinden yapabiliyorsunuz. Ne oluyor? Örnek verecek olursak elinizde bir Unity var işte ya da SC serisi bir storage var diyelim. Ya da ekolojik yine ekolojik de PC serisi ekolojik bir storage'ınız var diyelim. Bunu buraya etremut sistemden eklemeniz gerekiyor öncelikle. Hani ne olduğunu Unity, Linux, SC ya da PS serisi demiştim. Atıyorum Unity olsun ya da başka bir şey olsun. Buraya ekledikten sonra management IP'sini, iSCSI IP'sini kullanıcıları ekledikten sonra ben bunun üzerindeki volümleri Power Store'a geçiştirebiliyorum. Yani bunu yine Power Store'un kendi GUI'sinden yapabiliyorum. Başka bir GUI kullanmadım. Ve manage edebiliyorum işte durdur, kat et, devam et, işte sil, geri al şeklinde böyle özellikleri de mevcut. Yani GUI üzerinde kullanmış olduğu avantajları var açıkçası. Hostları import edebiliyorsunuz. Ne oluyor mesela? Burada örnek verecek olursak SC'ye import storage dediğim anda SC'nin üzerindeki mesela import is complete diyor bir tanesi için. Wine volume 2 diye geçmiş. Bunu daha önce import edilmiş Demo Center'da. Bu diğer vol 1 ve vol 2'de not active volume olarak kullanılıyor. Mesela örnek veriyorum bunu. Ben volümünü kendi Power Store üzerindeki bir protection volume gruba optional tabi buraya anlayarak hostlarını ekleyerek gerçi burada şimdi hata verecek ama demo ile alakalı bir durum tabi bu. Evet, hani bu kontrol NPU.io servisini ayarlamam gerekiyor bu makinenin üzerinde. Şimdi bunu yani demo olduğu için bu kadar yapmayacağız. Bu şekilde import edebiliyorsunuz. Yani sizin örnek verecek olursak yine sonra toplarken SC serisini, VNX serisini, PS serisini ya da varsa Unity Dell storage'larından Power Store'a canlı geçiş ve bu geçişlerde durdur, devam et, başa al ya da kes deyip dataya zarar vermeden Power Store üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yine Cloud IQ ile tanımlama yapabiliyorsunuz, entegre edebiliyorsunuz. Bu nedir? Cloud IQ analiz ve monitoring için kullanılıyor aslında. Eğer Cloud IQ kullanıyorsanız bunu da Power Store ile beraber entegre edebiliyorsunuz. VMware vSphere ile entegre edebiliyorsunuz zaten. X modelinde direkt yine aynı benzer bir GUI ama buradan şey yapabiliyorsunuz. Create VM falan yapabiliyorsunuz. Yani ne oluyor? vSphere Connection sayesinde verify ettikten sonra zaten üzerinde çalışıyor aslında baktığınız zaman. Buradan Create VM, işte VM'i snapshot'ını al gibi özellikler kapat, aç gibi böyle özellikleri mevcut X serisinde. Şimdi buradan ne yapabiliyoruz tabii ki de? VM'in işte SM Protection Policy'sini kullanarak git işte bunun snapshot'ını DB Server 2 diye bir makine. Git bunun protection policy'ini al. Gidiyor bunun snapshot'larını benim politikama göre tanımlamalarını yapıyor. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Umarım hani bunun faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani biraz da olsa basit olarak anlatmaya çalıştım. Daha da teknik bir session yani daha da deep dive bir teknik ikinci bir webinar umarım yaparız. Bunu bizim tarafta konuşacağım. Çünkü şu ana kadar bir saat geçti. Bir saat daha sürecek yani anlatacağım şeyler. O zaman çok da sıkılacaksınız. O yüzden bölmekte fayda var. Bir tane soru gelmiş.
Authentication yaptım. Lokal authentication yaptık ancak user bazlı kodu tanımadık. Bu durumda authentication AD bazlı olması gerekmiyor ama evet AD bazlı olması gerekiyor. Ama bunu önce Active IP olarak join etmemiz gerekiyor Sinan Hocam. Şu an ben orada demo açıkçası demo olsun diye bir kota tanımlaması yaptım. Bir saniye. Burada demo lokal benim domainim test user olarak test user'a tanımlama yapılacak. İsterseniz hani siz burada lokal kullanıcıları tanımlayabilirsiniz. Hani ilgili makinelere bağlarken sorun yok. Ya da başka domain user'larını da tanımlayabilirsiniz. Ya da tree kod olarak tanımlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani eğer erişmek istediğiniz bir kaynak vesaire olursa yine demo center'a yani bize ulaşarak bakabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırsa ya da partnerlik sözleşmeniz varsa zaten direkt bu kaynaklara erişebiliyorsunuz. Başka sorunuz var mı hocam? Yani baktığınız zaman bir storage'da olması gereken hemen hemen bütün özellikler mevcut. Fazlasıyla mevcut. Tabii bunların bütün özelliklerini şu anda bir saatte sığdıramadık ama basitçe yani baktığınız zaman kullanım kolaylığı olsun. Teknik anlamda çalışabilitesi olsun. İşte branchlar üzerinde geçişler. Örnek veriyorum. Mesela bir tane alert vardı. Mesela alert'a bakalım. Mesela A1 protect out olmuş. Yani çalışmıyor şu anda. Running on space of core data diyor. Mesela asset migration dediğim zaman bu başka bir konu ama yine de buradan bir göstermek istiyorum. Asset migration dediğim zaman bana asistanlık yapıyor migration işlemlerini. Mesela bu volümler Appliance 1'de şu anda gerçi Appliance 2 olarak gösteriyor ama Appliance 2'ye migrate edildi pardon. Appliance 1'de çalışıyor ve tavsiye olarak bunu bana söylüyor. Mesela migrate dersem dedim bunu arka tarafta emin misin diyor. Yani bak scan edecek. Start migration. Migrate now dediğim zaman bu arka tarafta gidiyor bunları. Başka bir günün konusuydu bunlar ama ufak bir değinelim dedim açıkçası yani hazır üzerine gelmişken. Migration işlemini gerçekleştiriyor. Yani şu anda mesela bunlar Power Store Appliance 1 üzerindeyken Destination 2 olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi Source Destination. Kullanım kolaylığı açısından epey efektif. Yani geliyorsunuz burada host'unuzu tanımlayıp sonra storage'unuzu, storage tarafında volümünüzü tanımlayıp bunları map edip ya da unmap edebiliyorsunuz. Ya da ben bunu protection policy mi almak istiyorum? Sadece snapshot mı almak istiyorum? Mesela bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ya da ortamınızda işte Unity, SJS, Ecologic gibi Linux gibi sistemler varsa bunların planlamalarını da yapabiliyorsunuz. Yani Migration Actions'da bu Start Migration, Cancel Migration, işte internal migration'lar da yapabiliyorsun. İşte birden ikiye yap gibi ya da ikiden bire yap gibi daha demin yapmış olduğum şeyler. Ya da hardware tarafında bir durum varsa, sorun varsa gel bu sorunu Edge cihazına gitmeden uzaktan bir bak. Ondan sonra ilerle. Yani atıyorum hardware'e geldim. İşte diskin slot birinde disk arızam var. Hangi disk arızası, kapasitesi neymiş, seri numarası neymiş yani gidip diske bakmaktansa bu şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor açıkçası. Yani yeni nesil storage'ların yapmak istediği tüm her şeyi fazlasıyla yapıyor. Keza performans tarafını epey güzelleştirmişler. Mesela IOPS detaylarına VMware'deki gibi ya da diğer storage vendor'lardaki gibi detaylı diyagramlar çıkartabiliyorsunuz.
ya da bunları export edebiliyorsun. Mesela örnek veriyorum bir case senaryosu. Dün akşam gece 3'te Storage'da bir I/O trafiğinden dolayı VM'ler unaccessible oldu. Geçiyor. Erişilemez oldu. Gelip ben buradan Storage diyagramlarına bakıyorum. Yani gece 3'te ne olmuş mesela? Gece 3 ne oluyor? Şurası. Yani tam da şeyin başladığı yer aslında ama neyse şuradan yapalım. Sabah 5 olsun konumuz. Gelip ben 5'e, gece saat 5'e daha da zoom yaparak saat 5 içerisinde IOPS değerlerini kontrol edebiliyorum. Ya da summary çıkartabiliyorum işte ne yakınlaştıralım. Bunların PDF, JPEG halini alıp direkt mailinize atabilirsiniz. Ekiple de paylaşabilirsiniz. Bu şekilde kolaylıklar sağlıyor açıkçası. Gayet kolay. Appline sayınız arttıkça yani cluster'ınızda appline sayınız arttıkça bu sayılar da bu şekilde büyüyor ve yönetebilmesi kolay oluyor. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar.